Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta Barış Pınarı Harekatını değerlendirdi. Son birkaç gün Membiç'te yaşanan hareketlilik ve son durum Erdoğan'a soruldu. Şu anda ise rejimin Membiç'e çok ciddi bir baskısı var ama terör örgütü içerdi. Onları boşaltarak değil, boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok. Burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler diyebiliriz ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin? Sadece etiket değişiyor. Erdoğan, Membiç'e Suriye'nin girmesine sıcak baktığını söyledi. Suriye'nin kendi toprağıdır vurgusu dikkat çekti. Membiç'e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz, burada YPG, PYD kalacak mı kalmayacak mı? Sayın Putin'e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Membiç'i temizliyorsanız, buyurun buranın bütün lojistiğini siz sağlayın veya rejim sağlasın. Ama yok bunu böyle yapmayacaksanız, oradaki aşiretler bize gelin bizi kurtarın diyor. Çünkü Membiç'in tamamına yakını, %85-90 Arapların, Kürtlerin değil. Amerika'nın yaptırımlarına da tepki gösterdi. Endişe duymuyoruz dedi. Uluslararası... PYD-YPG hızla mevzi kaybediyor, harekatı durdurun diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlara açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Bunu kabul edilebilir bulmak mümkün değil. Mal varlıklarına el konulacakmış. Benim arkadaşlarımın hiçbirinin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir malı yok. Böyle bir şeyi kabullenmek, yutmak mümkün mü? Yani biz Türkiye olarak bir kabile çadır devleti değiliz. Sen Türkiye'ye nasıl böyle bakarsın? Bir taraftan da bizi ayın 13'ünde Amerika Birleşik Devletleri'ne davet ediyorlar. Ve Suriye'nin kuzeyinde tartışma konusu olan IŞİD'liler. Erdoğan, Batı ülkelerini uyardı. 300 milyon. PD yaptığı bir operasyonla bunları cezaevinden acelece serbest bıraktı. Bu DEAŞ'ların olduğu cezaevleri sadece Rakka'da değil, kuzey tarafta da var. Bunları alırız. Kaldıkları cezaevlerine cezaevi demek zor. Yabancı savaşçıları kendi ülkelerine göndeririz. Tutuşacaklar. Fransa diyecek, göndermeyin. Almanya diyecek, göndermeyin. Ondan sonra cezaevlerinde kuracağımız mahkemelerde bunları yargılamaya geçeceğiz. Bu sınırdaki dışındakileri Amerika Birleşik Devletleri düşünsün.